Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Xiaomi NX-R ve GT-R modelinin farklarını ve yapılarını Hamit bize açıklayacak. Benim de sorularım olacak birkaç tane tabii. Tamam. Merhaba öncelikle. GT-R ile NX-R biraz yapı olarak farklı, kullanım olarak farklı kasklar. NX-R'dan başlayayım isterseniz. NX-R daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Daha çok spor motosiklet kullanıcılarının tercih ettiği bir kask. Hem dik oturuş pozisyonunda da kullanılıyor ama asıl üretiliş amacı tabii ki daha yatay pozisyonda kullanıp daha spor motosikletlerde tercih ediliyor. Ama MT7 gibi ya da Nekt hızlı makinaları kullananların da tercih ettiği bir kask. Çünkü havalandırması onlara da yeterli oluyor. Çok başarılı bir kask. Dış yapısı fiberglass. Spor özellikli olduğu için güneş vizörü yok. Güneş vizörü olmuyor bu modelde. GT-R'de güneş vizörü var. Oradan yine gösterebiliriz. Şöyle açıkmış zaten. Evet, çıkmış. Havalandırma olarak bunun sportif özelliğinden dolayı sağ tarafta ve sol tarafta konumlandırılmış havalandırma girişi. GT-R ise daha dik oturuş pozisyonuna sahip. Naked Enduro, Scooter Max, Scooter kullanıcılarının tercih edeceği bir kask olarak üretildiği için aerodinamiği ona göre ayarlanmış ve havalandırma girişi ortadan tek bir giriş olarak ayarlanmış. Yine arkadan şöyle tek bir çıkışı var. Açılıp kapanabiliyor yine bu iki ön giriş de arka çıkış da açılıp kapanabiliyor. NX-R'ın arka çıkışı da yine açılıp kapanabiliyor. Sağdan ve soldan şurada içinde iki hava çıkışı var. NX-R'ın aldığınızda çene pedi yok gibi görünüyor ama kutu içerisinde çene pedi var. Burunluğu var. Çene bağlantısı yine spor motosiklet kullanıcılarının tercih edeceği şekilde pist şartlarına da uygun olan en güvenli bağlantı şekli Double D. Şöyle içinden geçirip bağladığınız model. İç pedleri çok rahat. NX-R'ın bir diğer özelliği de dış yapısının küçük olması. Dış yapısı itibariyle alabileceğiniz en küçük kasklardan bir tanesi ve en sağlam kasklardan bir tanesi. GT-R biraz daha o konuda geride, daha büyük standart kalıplarda. GT-R de fiberglass olarak üretiliyor. Fiberglass olduğu için iki kaskın da çarpışma özellikleri, dayanıklılıkları birbirine yakın. Çok yakın hatta. İkisi de çok üstün koruma sağlıyor. İki kaska da pin lock takabiliyorsunuz. Buğu camı takabiliyorsunuz. Yandaki tırnakçıkları sayesinde takılabiliyor. Pin lockları, buğu camları kutu içerisinden de çıkıyor. GT-R'in yine çene pedi üstünde geliyor. GT-R'in bu arada bağlantısı mikrometrik ama mikrometrik bağlantılarda standart olan plastik aksam yok bunda. Bunda metal. Bu da korumayı daha üst seviyede sağlıyor. Çıkması çok daha zor. Xiaomi'nin güvenlikle alakalı hani yaptığı önemli işlerden bir tanesi bu da. İç pedleri oldukça rahat. Evet, güneş yüzürü şuradan galiba değil mi? Aynen, güneş yüzünü şu yan taraftaki mandalla açıp kapatabiliyoruz. Bayağı da bir değişikmiş aslında bunun şeyi, havalandırmasıyla bunun tarzı birbirinden değişik bayağı. Aynen, sportif ve daha günlük kullanım olduğu için tarzlar biraz daha farklı. GT-R güneş vizörlü olduğu için biraz daha ağır. Bir mekanizma ağırlığı var içerisinde. Ama NX-R çok daha hafif. O yüzden uzun kullanımlarda daha rahatlık, daha fazla rahatlık sağlıyor. Bu arada iki kaskta da olan bir özelliği göstereyim. Şu oyunun ekstra bir güvenlik için kattığı bir şey. Daha önceki videolarımızda da vardı bu. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı şeritler var. Bunlar tutup çekilebilen bir şey. Kazadan sonra kaskı başınızdan çıkarırken çok fazla zarar görebiliyoruz. O kaza esnasında aldığımız yaralardan sonra. Ama bunlardan kırmızı şeritlerden tutup çektiğimiz zaman iç pet kısmıyla dışındaki Tamamen kabuk tamamen birbirinden ayrılıyor. Dış kabuk kendini bırakıyor. O yüzden kazadan sonra ekstra bir hasar almadan kaskı başımızdan çıkarabiliyoruz. İkisi de çok güzel kask. Ondan sonra içinden şey çıkıyor muydu bunların? Pinlock çıkıyor muydu? İkisinden de pin lock çıkıyor. Evet.
Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. İyi sürüşler arkadaşlar.